Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Cansu, Papyon da burada tabii ki de. Keltoş, kel kafalı, annesinin canı oğlu. Bir günlük vlog çekmeye karar verdim. Saat 5'e çeyrek falan var. Akşam vlogu olacak bu. Bir iner misin, bir hoşlar mısın hacım? Hadi Allah versin, hadi kardeşim. Evi temizleyeceğiz. Çok utanıyorum. Ev çok rezalet bir halde. Şurada yerde çorap var bir çift. Ondan sonra şurada dün akşam uzandım, dizi falan izledim. Sabaha kadar dizi izledim. Hit and Run vardı Netflix'te. Onu izledim. Ya bileğimi yalıyorsun. Niye yalıyorsun? Ha? Tüylü bam ya. Neyse. Battaniye burada duruyor. Şurada pikabın üstünde şey duruyor, yastık duruyor falan. Mesela burada sehpanın üstünde bir tane şöyle krem var. Sonra bir tane şeffaf oje var. Kınanın üzerine şeffaf cila sürdüm. Yani şeffaf diye belki günah yazan melekler görmemiş olabilir. Sonuçta bilemiyorum ama biraz günah yazılmış olabilir bu olaydan dolayı. Ama ne yapalım, insanın canı çekiyor. Yani bir oje, bir renk, bir ışıltı. Ya yılan gibi dilin var sürekli dışarıda ya. Bak gene koluma geldi. Burada bir tane toka var. Burada bir D vitamini var. Ondan sonra bunu doktorum yazdı. David. 15 damla sıkıp şeyin suyun içerisine bunu içiyorum. Geçenlerde biliyorsunuz çok ağır bir hastalık atlattım. Bir tane şöyleli toka. Ne bileyim, bir çift küpe, bardak falan filan, defter, kitap, bir şeyler. Ondan sonra şu kısmı falan zaten rezalet. Yerde bir sürü ayakkabılar var, bilmem ne. Şimdi buraları güzelce bir temizleyeceğiz, derleyeceğiz, toplayacağız, sileceğiz, süpüreceğiz. Her şeylerini yapacağız. Bu gece belki Sinan gelebilir. Sinan'ı biliyorsunuz. Sinan benim çok yakın, çok sevdiğim bir arkadaşım. Belki Sinan gelebilir. O yüzden ev bir derli toplu olsun. Her ne kadar Sinan'ın kendisi pejmürde bir insan olsa da. ben birazcık evi toplayayım. Bu ev niye bu kadar dağıldı? Çünkü regle olacağım. Bugün ya da yarın regle olacağım için böyle şeyim, çok tembelim yani. Sürekli böyle uyumak, uzanmak falan istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyor gibi bir şeyim yani. O arada da şu saçlarımı bir toplayayım. Salondan başlayarak mutfak falan ne var ne yok girişip evi güzelce bir temizleyeceğim ondan sonra. Ve çıkacağım aradan. Kafam biraz yamuk oldu ama zaten kafam büyük ihtimalle yamuk benim. Evet. Hadi bakalım başlıyoruz. Önce bir şu battaniye ile yerdeki çorapları toplayarak bir başlayalım. Ve evi güzelce bir kırklayalım, paklayalım, temizleyelim. Evin ışığının sarılığı ya. bot almıştım. Şimdi o taraflar bitti. Şöyle bir yemek masasının üstünü topluyorum. Ve şöyle bir şey göstereceğim size. Konuşamadım. Bir an papyona kızmakla kızmamak arasında kaldım. Bir tane bot aldım ben. Yaya by Hotiç. Hotiç'in bu alt markası. Daha böyle düşük kalite bir markası var ya. Oradan aldım. Şöyle bir çift bot. Fena değil. Yani kötü durmuyor. 40 numara aldım. Herkes bir numara büyük alın demişti. Gerçekten 39 alsaymışım olmazmış. Tam 40 oldu. Şimdi bir bunu deneyeceğim. Ona göre karar vereceğim. Kalsın mı gitsin mi? Bir bakacağım. Ya iade edeceğim ya da duracak. Onun haricinde de derlemeye, toplamaya devam edelim. Geçenlerde kahve makinem bozulmuştu ve Çibo'ya servise götürdüm. Yaptılar. Hiçbir ücret falan almadılar. Ve onu aldım, geldim. Şimdi güzelce bir
sileceğim. Ondan sonra parçalarını takıp yerine kaldıracağım. Şöyle buralar hep kahve artığı, hep böyle kahve bulaşıkları falan. Papyon da kuduruyor. Şşt! Sessiz ol. Şöyle. Çibo'nun müşteri hizmetlerine bu arada bayıldım ben. Çünkü makineyi hiçbir şey almadan güzelce tamir ettiler falan ondan sonra. Ama biraz fazla kaldı. Bir 15 gün falan serviste kaldı. Biraz yavaş ilerlese de gene de şey hoşuma gitti. Şimdi şu aparatlarını takalım. Ama takmadan önce baksanıza ne kadar kirlenmiş. Bunları bir yıkayayım ben. Aman sen rümziciğim. Yerleştiriyoruz. Bir de su haznesi var. Bunları kırılabilecek parça oldukları için bana verdiler. Bunlar sizde kalacak dediler ve o şekilde şey yapıldı. Şimdi bir aynı zamanda makineyi deneyelim. Yapmışlar mı? Ne yapmışlar diye de bir bakalım. Şimdi fişe takıyorum. Su dolduruyorum haznesine. Şöyle şu kadar yeter ve çalıştırıyorum. Tamam, aynen yapılmış. Yapılmış da yapılmış. Siz biraz yamuk mu duruyorsunuz? Evet, yamuk. Sabahtan beri yamuk duruyorsunuz zaten. Neyse, yapacak bir şey yok. Şimdi önce bunu bir boş çalıştırıyorum. Boş haldeyken içi bir temizlensin. Ondan sonra da kahvemi yapacağım.
Şuranın üstünü bir derleyeceğim, toparlayacağım güzelce. Sizi biraz daha şöyle yerleştireyim. Daha iyi görün istiyorum. Her şeyi buraya atmışım ve gitmişim resmen. Şimdi burayı birazcık toparlayacağız. Şimdi saatleri kendi yerine kaldıralım. Saat çekmeceni biliyorsunuz. Geçenlerde Swatch'ta saat pili değiştirdim ve Allah'ın cezaları, bitik pil mi taktılar, ne yaptılarsa, 2 gün sonra bazılarının pilleri yeniden bitti. Ondan sonra yani ellerini bile sürmezler biliyorum. O yüzden tekrar götürmeyeceğim. Şurada takılarım var. Takıların hepsini biliyorsunuz şeye koyuyorum. O yüzden bunları bir şöyle alacağım. Ve takı çekmeceme götürüyorum. Birazdan onları da yerleştireceğiz. Geçen gün manikür yapmıştım. Manikür malzemelerini de böyle bırakıp gitmişim. Bunları da bir kaldırayım. Manikür makasını şeyden aldım. Watson's'tan aldım. Çok güzel çıktı. Çok beğenerek kullanıyorum. Ve şöyle çekelim. Şurada Brown'un Silk Expert şey ürünü var. Lazer ürünü var. Güzel bir ürün. Fena değil. Bu aralar tekrar kullanmaya başladım. Çünkü tüylerden artık gına geldi. Ben biliyorsunuz vücudumu tıraş ediyorum. Ama bazen de insan şey istiyor. Ne derler? Lazerle böyle daha kesin bir sonuç istiyor. Ondan sonra şu yüz kremi, şu yüz kremi, şu yüz için, şu el kremi, şunlar vücut ve şey için. Ondan sonra şu parfüm de kalsın şurada mı acaba, yoksa sadece burada şeyi tutup bunların hepsini kaldırsam mı? Evet, kalabalık olmasın. Ben bunların hepsini banyoya götüreyim. Şu parfümleri de şeyden kaldırırım. Burada sadece şu neydi bunun adı? Güneş kremiyle şu rolon kalsın. Rolon değil gerçi. Stick. Stick deodorant kalsın. Onun haricindeki şeyleri kaldırıyorum. Kendime yemek ısıtacağım. Kuru fasulyem vardı. Kuzu etli. Kuzu eti, koyun eti. Koyundu galiba kız. Neydi adı? Neyse. Kuru fasulyenin yanında asidi kaçmış kola. Bayılırım. Ondan sonra bulgur pilavı ve birazcık da yoğurt. Şimdi şunu da ısıtmıştım. Bunu da yanına ekliyorum. Yoğurt ekliyorum. Ve karnımı doyurmaya gidiyorum. Azıcık da YouTube'dan bir şeyler izleyeyim. Böyle nem 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 nem. Makineye bir tur daha çamaşır atacağım. Renkli bir şeyler vardı. Bunları yıkamak istiyorum. Şimdi şu açık mavi, bunu atmıyoruz. Ondan sonra şurada şunlar, şöyle şurasını komple bir makineye atacağım ve makinemi çalıştıracağım. Hatta bu üstündeki turuncu gömleği de atabilirim. Çünkü bir dahaki renkliler yıkanana kadar aradan 100 sene geçer. Ben bir üstüme bir tişört giyeyim. Hatta şuradaki şu saç havlum da yıkansın. Onları ben Decathlon'dan almıştım bu arada. Hala var. Ben aldığımda 10 liraydı. Ama şimdi en son gördüğümde 29 lira falandı. Ah.
ve ondan sonra Sinan'ı almaya gideceğiz Papyon'la beraber. Papyon, dayın geliyor. Papyon, nerede Sinan? Sinan nerede? Papyon Sinan'ı acayip seviyor. Aşık gibi seviyor yani. Böyle bir şey olamaz. İkisinin arasında çok acayip bir bağ var. Papyon'u da götüreceğim yanında. Hem Sinan da eve geri dönerken Papyon'u dişe çıkarmış olur. Şimdi şunu da bir çıkartıyorum. Şu gömlekimi. Üstüne bir tişört bir şey giyiyorum. Tişört mü giysem? Neyse işte bir şey giyiyorum. Ondan sonra makineyi çalıştırmak için geri buraya tekrar geliyorum. Can dostlarım, kardeşlerim, geri geldim. Makineye çamaşırları falan attım. Ve birazcık şuraları derleyeceğim, toplayacağım. Çünkü gerçekten buralar bir felaket olmuş. Anlıyor musunuz? Felaket yani. Şimdi Sibilay, bu konuşma hep senin yüzünden Sibilay. Bana zorla Doğukan izletiyor. Pardon, Doğukan. Doğukan izlediğim için böyleyim. Şimdi burası böyle şey olacak gibi değil. Burayı birazcık boşaltmak lazım. Ve o şekilde derleyip toplamak lazım. Şimdi bu ne? Ne bu? Kolay tarama spreyi. Şu bitsin. Şu, bunu da ben tarama sprey olarak kullanıyorum. Ondan sonra bunu şey yaparım. Bayağı bildiğiniz dalın kokuyor ama saçta kalmıyor bu. Şimdi. Şurada bir krem devrilmiş. Ne bu? El kremi. Şu Aveda'yı, bu Aveda'nın ürünlerini de çok seviyorum bu arada ben. Bir de saçı inceltmeyen içerikler, cartlar, cürtler vardır büyük ihtimalle. Dimetikon. Bayağı Dimetikon varmış bunda. Bir bakayım ben bunun içeriklerine. Yüzde bilmem kaç doğal içerik falan filan diyorlardı ya. Artık bilemiyorum. Bilemiyorum. Şurada bir vücut losyonu. Şunu artık elimden bırakayım. Ondan sonra şurada şu, şurada şu. Ve bu ne alaka burada? Tabii ki de hiçbir alaka. Sonra bir tane saçlarımı yıkamayacağım günlerde hafif ıslatıyorum ve ondan sonra da tekrar tarayıp kurutuyorum. O zaman daha derli toplu görünüyor. O yüzden bir tane şöyle kısa spreyim var. Bunun içerisini hatırlarsanız bir arada karanfilli kür yapmıştık. Onu tekrar bir ara yapacağım. Sanki saç dökülmesine faydası oluyor gibi. Şu benim favori zımbırtım. Bunu da böyle koyuyorum. Ondan sonra şurada da bir saç ürünüm var. Bunu da buraya koyuyorum. Ve arkadaşlar ve başka saç ürünü var mı kız bundan? Şurada bir tester zımbırtı var. Bunu kullanmak lazım. Bunlardan bir tanesi şampuan. Diğeri de saç balmı. Bunu şöyle koyuyorum. Onu bir ara kullanırım ben. Sonra başka burada saç ürünüm kalmadı. Şimdi cilt ürünlerine falan bir alt rafa geçelim. Geçen gün şunlardan aldım. Miniso'dan. Bunları da göstereyim ben sizlere. Güzel. Bayağı hoşuma gitti. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Şurada bir tane kabı var bunun. Bu kabın içerisine su ve kullanacağım kremi koyuyorum. Çünkü direkt serum falan olursa olmuyor. Burada Sinan mesaj attı. Allah bilir. Şey bilmiştir. Benim bu işim yarım kalacak. Şimdi bak. Bakayım. Bir şey atmış. Ne atmış? Ha, tamam. Çıkıyorum ben de. Atmış. Evet, burası yarım kalacak. Ama burayı gene de bir şöyle üstün körü toplayalım. Çok da dağınık olmasın. Çünkü fazla dağınık olunca içim rahat etmiyor. Fazla dağınık olunca ne aradığımı falan da bulamıyorum. O yüzden gene de hafif bir toplayalım. Bence 10 dakika sonra falan çık. Okito, pekito. Tamam. Ve şurada cilt ürünlerim var. Bunları size göstermiştim. Bunları da şöyle bir kaldırıyorum şuraya. Şurada bir
Home Care'in ürünü var. Bunu kullanmak için şöyle dışarıya bırakıyorum. Ben onu aldığımda daha Cemal hayatındaydı. Hatta Cemal'le beraber aldık diye hatırlıyorum. O kadar eski ve o kadar zamandır kullanılmadı. Benle bir kere taşındı falan yani. Neyse, bu tembelliği bir ara bırakacağız. Ya tembellik değil de 24 saat ellenmemesi falan gereken bir şey olduğu için o yüzden sorun oluyor. Şunu da artık titreşimli olarak kullanmıyorum. Titreşimsiz olarak kullanıyorum. Çünkü sizlerden bir tanesi bunun zararlı olduğunu söyledi. İmplant falan tedavileri için de iyi değilmiş. İnternette öyle bir şeyler de gördüm. Yani bu çok böyle herkesin alın alın dediği bir ürün olmasına karşın aslında alınmaması gereken bir ürünmüş. Evet, şimdi şurada bir aseton var. Şu asetonun yerine geçen gün Türkan abla bir aseton önermişti. Ama kim bilir neye önermişti, unuttum gene. Bak, görüyor musunuz? Neyse. Onu bir ara tekrar ona sorarım ben. Ve evet, hafif bir derlendi, toplandı burası. Şuradan çok şey değilim, hoşnut değilim ama burayı bir daha derler toplarım ben. Şimdi gidelim Sinan'ı. Alalım, gelelim. Aynen. Şey nereye giderse. Koku. Pamuk da orada. Pamuk. Papyon ye oğlum. Ye. Kemir, ısır. Al. Allah. Bak ya. Papyon. Ben onu vallahi gördüm. Ham yaptı değil mi? Evet. Artık çık hayatımda. Bu da olabilir bak ha. Ne bu? Bir saat 23 dakika. Kıyamet ayakta yakın. Ayakta kalma eğitimi alan bir grup. Virgül, ücra bir kampta yaşanan kazının ardından şiddetli bölünmeler yaşar ve acımasız bir ölüm kalım mücadelesi vermek zorunda kalırlar. Çok yaşa kanki. Ya! Ya buraya. Ya defol git. Sen direkt sana kadar bunu mu dedin? Ya! Ya! Kuş tacizi ya bu. Çıkın ya. Hım hım yapıyorum. Ay yiyeceksin. Ya yemeyeceksen bırak yani. Ay sen de terörist gibi bir kuşsun ya. Defolun cezası. Sinan bak 57 saat film seçiyorsun kardeşim. Bak elimde kalacaksın. 3 tane film bulduk ya. Jumper. Aç işte bir tanesini. Bak Aziz diye film ya. Allah belamızı vermesin. O zaman bunu açıyorum kanka. Aç. Açtım lan. Aç. Açıyorum. Aç. Bak ama gene yalan söylüyorlar. Bu kuşları çıkardığın anın Allah. Defol. Öteki nerede? Terörist ya. Şuna bakıyor. Geliyor ki. Ne bileyim o da şuralarda bir yerdedir. Belki öldü kan. Biri arpa suyundan yapılıyor ya. Arpanın şeyini al diyor ben. Al. Al iç al. İçirsin. Azıcık. Haa. Sarhoş oluyorlar ondan sonra. Kuş terörü evde. Viskili çikolata şeyinden biliyorsun. Şerefsiz köpek. Nasıl yedin lan? Sok kafanı. Kafanı sok. Belki geri çıkaramazsın. Senden kurtulurum. Şöyle barmağıyla aşağı itir. Bu da burada. Allah'ım yarabbim. Bu televizyonda sesim yok. Sessizliği çünkü. Ne? Boynumun arasında öldüreceğim seni bak. Usandım. Şu şeyi açsana içeriye girsin gibi azalesin. Büyükten sana sağdan sonra. Söyle. Hadi film izliyoruz artık. Görüşürüz.